Koronavirüs sebebiyle binlerce tutuklu ve mahkumun hayatı risk altında. Cezaevleri ölüm evleri olmasın. Kapasitesinin çok üzerinde insan tutulması sebebiyle cezaevlerindeki yataklar nöbetleşe kullanılıyor. Bu sebeple uykusuzluk, ısıtma problemleri, beslenme yetersizliği, kalabalık, havasızlık, rutubet, sürekli içilen sigara sebebiyle bu ortamda nefes almak dahi güçleşiyor, akciğerler zarar görüyor. Yıkama sıklığının ayda bir olması, kişilere tek çarşaf hakkının tanınması, yıkanan çamaşırların koğuşlara ıslak olarak teslim edilmesi ve bu çamaşırların akşama kadar kurumasının imkansız olması sebebiyle mahkumların hastalıklara karşı vücut direnci kırılıyor. Mahkumlar hem fiziksel hem zihinsel olarak güçsüz düşüyor. Tüm bu sebepler göz önünde bulundurulduğunda koronavirüs salgınının cezaevine sıçraması durumunda virüs çok hızlı yayılacak ve kitlesel ölümler vuku bulacaktır. Mahkumlar ve tutuklular devletimize emanettir. Sapasağlam cezaevine getirilen bu insanlar ceset torbalarıyla çıkartılmamalıdır. Öncelikle tutuklular olmak üzere tahliyeler acilen başlatılmalıdır. 27 Mart'ta Dünya İslam Alimleri Birliği'nin yaptığı tutuklu ve mahkumların tahliye edilmesi çağrısı devletimizin önemli dikkate almasını istirham ederiz. Aksi takdirde virüs geldikten sonra tahliyelerin hiçbir anlamı kalmayacaktır.